Hadi birlikte oynayalım. Merhaba, ben Nail Baba. Bakın, manav dükkanımda bir sürü meyve ve sebzeler var. Kasalarda kiraz, portakal, salatalık, çilek, frambuaz, kırmızı biber, domates, marul, mısır. Burada bu ne? Kuşkonmaz. Burada karnabahar, brokoli, karpuzlar, küçük küçük karpuzlar, bal kabağı, kabak. Bir tane kalmış. Burada elma. Burada da kırmızı elmalar. Bu yeşil elmaydı. Bunlar kırmızı elmalar. Muz. Pancar. Ve burada bir sepet dolusu kırmızı elmalar. Dolmalık biber. Limon. Burada yeşil armut. Ve kırmızı yanaklı sarı armut. Hey, burada da daha bir sürü boş kasa ve raflar var. Wow, kocaman bir kamyon geldi. Kasasında da bir sürü meyve sebze. Demek ki bu meyve sebzelerle kasalarımı dolduracağım. Dur kamyon, damperi kaldırma. Meyve ve sebzeler yere dökülünce daha çok kirlenebilirler ve ezilebilirler. Onun için kamyonun kasasından meyve ve sebzeleri tek tek alıp kasalara koyalım. Portakal, elma, mandalina, havuç, yeşil armut, kırmızı elma, karmakarışık koymuşlar. Bunlar ezilebilir. Bu çilek, bal kabağı, marul, üzüm, mis gibi kokuyor. Şimdi de bu kasaya dolduralım. Limon. Portakal. Karpuz. Bir tane daha karpuz. Mısır. Bir tane daha mısır. Mantar. Mantarı şöyle buraya koyalım. Ananas. Bir tane daha ananas. Bu kasa biraz doldu. Bunu buraya koyalım. Ve diğer kasamızı alalım. Patates. Domates. Armut. Turp. Brokoli. Yeşil biber. Mor patlıcan. Bir tane daha mor patlıcan. Bu kasayı da buraya koyalım. Başka büyük kasa burada var. Buna da meyve sebze koyalım. Bu da ne? Burada sanki saçları var. Pırasa.
pırasayı koyalım. Burada bir tane daha limon varmış. Limonu koyalım. Mandalina. Bir tane daha muz ama biraz açılmış kabukları. Bunu sonra ayıracağız. Bir tane daha muz. Armut. Yeşil armut. Kabak. Yeşil kabak. Havuç. Bir tane daha. Turuncu havuç. Bunu da buraya koyalım. Başka büyük kasa burada var. Bu biraz sepete de benziyor. Çanta gibi. Bunun içine doldurabiliriz. Daha sonra ezilecek meyveleri içine koyabiliriz. Daha yumuşak içinde durabilirler. Hadi bakalım. Mesela burada bir cennet hurması var, turuncu. Bu yumuşak olur. Onun için buraya koyalım. Çilek. Çileği de buraya koyalım. Bir tane daha çilek. Onu da buraya koyalım. Burada bir tane daha çilek. Onu da buraya koyalım. Domates de yumuşak. Onu da buraya koyalım. Ezilmesin. Hey! Bizim burada da çileğimiz vardı. Onu da diğer çileklerin yanına koyalım. Ezilecek başka ne olabilir? Burada bir domates var. Onu da buraya koyalım. Üzüm. Üzüm. Üzümü buraya koyabiliriz. Ezilmesin. Başka. Ezilebilecek hangi meyve sebze var? Burada armut, biber. Burada lahana. Bunlar. Bu avokado. Şu anda sert ama daha sonra yumuşak olacak. Onu da buraya koyalım. Bu da ezilmesin. Bunları buraya koyalım. Daha sonra kamyonun damperli kasasında kalan diğer meyve sebzeleri bu kasaya koyalım. Gel bakalım kamyon. Bakalım başka kasandakileri buraya sığdırabilecek miyiz? Armut, biber, lahana, mısır, marul ve soğan. Bunları da şöyle koyalım şimdilik. Kamyonun kasası boşaldı. Bana meyve sebzeleri getirdiğin için çok teşekkürler kamyon. Güle güle. Bay bay. Ben de buradaki meyve sebzeleri iyice ayrıştırmalıyım. Muzlar buraya. Hey, burası meyve sebze dükkanı. Yani manav. Tam da benim aradığım burada olmalı. Ben havuç arıyorum. Nail Baba da burada. Hey, hoş geldin tavşan. Hey, Nail Baba, ben bir tane havuç istiyorum. Demek ki sen havuç istiyorsun. Buyurun havucunuzu. Nasıl, güzel mi? Hemen yemek istiyorum. Hey, dur. Dur tavşancık. Önce yıkamak gerekiyor. Çünkü daha bunlar hiç çıkanmadı. Kamyonla geldiler. Ben raflara koydum. Üzerinde toz toprak olabilir. Henüz temiz değil. Onun için önce yıkamalısın. Kutuya koyalım. Ormana götürüp derede yıkarsın. Sonra yersin. Nay baba, para ensemde. Parasını ensemden alabilirsin. Tavşan. Ensede para saklanmaz. Para cüzdanda saklanır. Bu arada sen ilk müşteri olduğun için eğer havuçta hangi vitamin var en çok bilebilirsen senin için bu havuç hediye olacak. Nail Baba, bunu bilmeyecek ne var ki?
Havuçta A vitamini var. Tamam, o zaman parayı almıyorum. İlk müşterim olduğun için ve sorumu bildiğin için havuç sana hediye olsun. Teşekkür ederim Nay Baba. Derede yıkayacağım havucu. Sonra da dişlerimi havuç ile sürelteceğim. Keskin olacak dişlerim. Güle güle tavşancık. Ormandaki arkadaşlara söyle. Manavıma gelsinler. Mesela armut için, armut için ormandan hangi ayı gelir? Çok merak ediyorum. Ben müşterilerim gelmeden iyice manav dükkanımı düzenlemeliyim. İyice ayrıştırmalıyım. Aradığımı kolay bulmalıyım. Hoşça kalın.